Nedir durumunuz? Uyandınız mı? Ya Instagram'da sormayı unuttum. Haklısınız. Sorular artık Instagram'da canlı yayında sorulmuyor mu demiş dinleyicimiz. %100 haklısınız. Çok özür dilerim ya. Vallahi uyudum. Yani uyudum derken yani fiziken uyuyorum. Ve canlı yayını en azından geç de olsa başlatıyorum. Şu anda bizi Instagram'dan da dinleyebilirsiniz. Instagram adresimizi biliyorsunuz. Geveze Show, Geveze Show adresinden bizi takip edebilirsiniz. Az önce bayramla ilgili eski bir şey var demiştim. Bir söz var. Bayramların artık eski tadının tuzunun kalmadığını belirtmek için ne deriz biz? Nerede o eski bayramlar diye böyle şey yapardık. Hala söylüyoruz. İlk doğru yanıt bakalım bize kimden gelmiş? Bir iki tane böyle ilginç yanıt vardı, onları aralarından bulamıyorum şu anda ya. Çok acayip şeyler yazan iki dinleyicimiz vardı. Nerede o eski? Yok vallahi bulamadım. Çok enteresan bir şey vardı, bulamadım. Ve ilk doğru cevap bize kimden gelmiş? Gökçen'den gelmiş. Gökçen günaydın. Günaydın Geveze. Gökçen neredesin şu anda? Şu anda Gaziantep'teyim. Antep'in neresinde? Gaziantep şehit yani. Ya bu arada şey diyorlar ya, abi sadece İstanbul'la yarışıyorsunuz, Antep işte orası burası yarışmıyor. Doğru söyle Gökçen, İstanbul'dasın değil mi? Hadi İstanbul'dasın, bir kere itiraf et, Antep'te değilsin. Ben Adanalıyım, Antep'te yaşıyorum ve seninle ikinci kez yarışıyorum. Ve üstünüz ikinci kere. Evet. Birinci kere de aldın mı? Yok alamadım işte, o yüzden bu ikinci olacak inşallah. Ya bugün biliyorsun 250 lira için yarışıyoruz. Duydum ben biraz önce onu. Belki yersin dedim. Özellikle ses kaydını aldım gerisi. Ya şimdi normalde 1000 lira için yarışmamız lazım ama benim gözüm döndü bilmiyorum. İnşallah patron çok çıldırıp beni pazartesi, perşembe günü, önümüzdeki perşembe İstanbul'a geri döneceğim. Perşembe gününden itibaren büyük hizmetlerinden dolayı sana teşekkür ediyoruz demez. Biz senin arkandayız diyoruz da. Sen gezeceğiz, o Instagram adresinden paylaşman yeterli, bize size gelin. Abi bunu söylemen yeterli, gerisi çok boş ya. Sorularını açtım bak, hızlı hızlı yarışalım istiyorum. Bugün en azından çok verebildiğim kadar çok vereyim istiyorum. Para. Ulan bu programı başladığımdan beri benim ağzım bozuldu ya, yemin ediyorum. Garip garip şeyler söylüyorum. Hazır mısın? Hazırım. Derin bir nefes al çünkü ihtiyacın olacak. Sorular gerçekten kolay. 3000 liralık sorular var elimde. Çam sakızı, çoban armağanı, bir üçlük. En azından bayramdan evvel iyi gelir diye tahmin ediyorum. Gelecektir eminim. Bana başla dediğinde senin süreni başlatacağım. Başlayabilirim. Giren çıkan belli değil anlamındaki deyimde kimin ahırından söz edilir? Bir ahır, bir şeyin ahırı. Mingon. Ne? Mingon ahırı. Nişastadan yapılan ince yufkadan... şeker ve gül suyuna batırılmasıyla hazırlanan Ramazan tatlısı. Güllat. Hababam Sınıfı film serisinde Necmi karakterinin lakabı neydi? Gülüm Necmi. Hayatını kaybeden kişilerin geride kalanlarının yakınlarına bırakılan para ya da mülke nedir? Miran. Mürdüm rengi. Mürdüm eriği. Meyve bahçesinin yanından meyvelere bakarak geçen kişiye bahçenin sahibi hangi... Yotaktı. 1961'de uzaya çıkarak dünyayı uzaydan gören ilk insan Yuri Gagarin koyu renkli, sütsüz ve yenildiğinde ağızda acı bir tat bırakan çikolataya ne denir? Bitter. Vücudumuzda kaç çeşit damar vardır? Çabuk. 2. Bir daha. 3. Evet. 4. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu ve en ünlü imparatoru kim? Cengiz Han. Cengiz Han, verdim mi? Verdim 3000 lirayı. Verdim 3000 lira. Vallahi verdim. Verdim 3000 lirayı ya. Verdim. Vallahi. Dakika bir gol bir ya. Gökşen vurursa gol olur. Vurdu gol. 3000 lira. Bugün çocuklara bol bol bayram açtılarsan ya. Şimdi ben çocuklara... benim tam adımı soyadımı vereyim ya. Dua edeceklerse tam kime dua edeceklerini biz neslinin de adını soyadını verelim. Ya kime dua edeceklerse o belli olsun. Evet, öyle. Çok tebrik ediyorum ya. 3000 lira bak, az para değil ha.
Harbiden az para değil. 3000 lira fena para değil. Gerçekten değil, doğru söylüyorsun. Vallahi de billahi de 3000 lira fena para değil. Güle güle harca. Ne yapacaksın bu 3000 lirayı Gökçe? Gökçen? Eşime telefon alacağım. Oğlum eşimin telefonu çamaşır makinesinde yıkadı sağ olsun. O tertemiz olmuştur. Çok temiz oldu. O yüzden eşime telefon alacağım. Geri kalanı çocuklara bayram maçı olarak dağıtacağım. Bir dinleyicimiz şey yazmış. Yandın geveze, dakika bir gol bir, patron haklı, yandın demiş. Evet, yok, bundan... ben sözün arkasındayım. Senin arkandayız. Bundan sonraki yarışmalarımız 175'er lira değerinde olacak. Artık idare edin arkadaşlar. Ne yapalım, veriyoruz işte. Ya olur mu, söz ağzından bir kere çıkar. Bir 3000 daha var cebimde bir sonraki yarışma için. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sözü verdik mi verdik. Vereceğiz mi vereceğiz. Bir şey soracağım. Kendine hiçbir şey almayacağım mı? Yok, kendime bir şey almam. Ben kendim alacağımı almıştım zaten. Artık evlendik. Bundan sonra eşimizle çocuğumuz için yaşıyoruz. Vallahi böyle erkekler yok diyenlere işte arkadaşlar bakın. Gökçen gibi erkekler hala var. Sadece nereye bakacağınızı bileceksiniz diye tahmin ediyorum. Güzel bir bayram olsun. Sevgi yolluyoruz İstanbul'dan. Saygı, huzur, keyif, neşe, mutluluk yolluyoruz. Ailenle beraber çok güzel 10 numara 5 yıldız bir bayram olsun. Bu 3000 lirayla daha da güzel olsun ya. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu vesileyle ben de buradan herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyorum. Şimdi ben senin mikrofonunu kapatıyorum. Niye biliyor musun? Bir tane daha baraj sorusu soruyorum. Vereceğiz bu paraları. Ne yapalım? Yani bizde mi kalacak bu paralar? Arkadaşlar, zor bir soru. Ya yine bir atasözü soracağım. Atasözüne göre kime her gün bayram? Atasözüne göre kime her gün bayram? Doğru yanıtlarınızı WhatsApp'a atacaksınız. WhatsApp numaramıza 0533 0407 700. Bugün yarışanlar çok şanslı. Çünkü toplamda 10 kişi dinliyor bizim programı. 10 bilemedin 11. 12 değil yani. Ya işte böyle arkadaşlar, herkese bir kez daha günaydın. Saat 8.55 ve Geveze'nin oyununda az önce zor bir soru sormuştuk. Ben bu zor soruyu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Eskiden bayramlaşırken çocuklara harçlık ve şekerin yanı sıra ne hediye edilmesi bir adetti. Mendil doğru cevaptı. Bu harçlığı da ve şekeri mendilin içine koyarlardı. Öyle verirlerdi mendili. O mendili almak hakikaten çok şeydi, çok önemliydi. Senin mendilden ne çıktı diye de böyle birbirimize sorardık. Niye bilmiyorum, benim mendilimde metal para çıkardı yani. 2,5'luklar vardı. Bir kere de kuzenim tarafından kandırıldığımı itiraf ediyorum arkadaşlar. Kuzenim, bende büyük bir para vardı büyük ihtimalle, bilmiyorum, hatırlamıyorum. O büyük kağıt parayı alıp dedi ki, bak ben senden bir tane para alıyorum, onun yerine sana 5 tane para veriyorum dedi. Bana 5 tane demir para verdi. Nasıl sevinmiştim, nasıl sevinmiştim. Hem üstüne üstü kuzenim de çok sevinmişti. İşte arkadaşlar, benim zekam o günden geliyor. Vallahi öyle, hiçbir şey olamadım, radyocu oldum, ne yapayım. Hatlarda problem mi var? Tabii ki hatlarda problem yok. Çünkü telefonla yapmıyoruz yarışmayı, WhatsApp'tan yapıyoruz. Dolayısıyla hatları arıyorsanız zaten herhangi bir problem olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü telefonlarımızı açmıyoruz. Mendil yazıyoruz, yine kazanamıyoruz demiş dinleyicimiz. Kısmet ya, işte daha hızlı olmanız lazım. Ne diyeyim? Dedim ve Başak var hattında. Başak günaydın. Günaydın. Başak neredesin şu anda? Şu anda İzmir tarafındayım. İzmir mi, İzmit mi? İzmir. İzmit. İzmit'in neresindesin? Tam girişindeyim, öyle söyleyeyim yani. İzmit'in girişinde. Ben... Sanırsın ki İzmit böyle kale gibi bir yer. İzmit'te giriş yazıyor. İzmit kocaman yer. Hangi girişi? 50 tane girişi var İzmit'in. Ben E5'ten İstanbul'dan geldik. Daha şimdi buradayız yani. Hatta ha. Batı tarafı diyor. Batı tarafı. Anladım anladım. E5 üzerindesiniz. Sahilden, evet, sahilden gittiniz. Öyle. Evet aynen. Sizi gidip pis şimdiler. Niye girmediniz şeye? Ne derler, otoyola? Paranız mı yoktu? 3000 lira mı kazanamadınız Geveze'nin oyunundan? Haklısınız. Eğer şimdi 3000... Dönerken tamdan döneceğiz inşallah. Alırsak hatta Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim'i de geçeriz. Niye? Zaten biter. Zaten evet abi, ikisinden geçerseniz 3000 değildir ya. O biraz daha azdır. Bayağı sağlam para alıyorlar. Üstelik bir de galiba Osman Gazi Köprüsü'nde şey yaptılar. Zam da yapmışlar galiba. Bilmiyorum, çok emin değilim. Yani acayip büyük paralar ya. Vallahi billahi ya. Doğru. Evet, bayağı bir fazla paralar yani, doğru. Bayramda onlar bedava değil miydi? Değil, onlar özel işletme oldukları için değiller. Sadece birinci ve ikinci köprü bedava. Evet, ben içimden söyledim söyleyeceklerimi. Anladım.
sizin adınıza da söylemişimdir diye tahmin ediyorum. Evet. Peki bakalım şeyi merak ediyorum. Bugünün programı ne? Ya bugün ve yarın programı ne? Ya bugünün programı şu. Bizim Sapanca tarafımızda evimiz vardı. Eşimle beraber oraya gidiyoruz. Bütün bayramı eşimle beraber geçireceğiz. Çünkü annemler yazdıklar. Onlar Ayvalık tarafındalar. Ne güzeldir Sapanca ama ya. Şimdi evet, böyle, o yüzden böyle keyifli keyifli. Yukarıya o İstanbul Dere'nin oraya çıkarsınız da. İstanbul Dere'de orada böyle derenin kenarında. Evet evet, gayet güzel olacak inşallah. Yani belki bir iki arkadaşımız gelir. Hani bilmiyoruz, tam konuşmadık. Ama karakocayız yani bu bayramda ikimiz. Ya da maşuk yede mantar. Ya bu arada benim niye bütün hayallerim yemek üzerine onu bilmiyorum ya. İstanbul Dere'nin orada kendin pişir kendin ye. Evet evet evet. Valla da öyle yani. Bir iki yer daha söyleyeceğim de iş yorundan çıkacak, gerçekten çıkacak. Peki, heyecanın geçmiştir artık. İyiyim iyiyim, evet iyiyim. Bir tane zarf aldım senin için. Zarfını da açtım. Bugün biliyorsun bir tane üçlük verdik biraz evvel. Bir üçlük yaptık. Bir üçlük daha yapmak istiyorum. Bir ikinci üçlüğü de verelim, rahatlayalım. Tamam, olur. Vallahi bak burada ikinci üçlük var. Ben alırım. Lütfen al. Ya ben bana verirseniz ben alırım. Hiç hayır demem. Ben bu 3000 lirayı, ya daha doğrusu bir değil, şu anda bir, 1, 2, 3, 4 tane daha 3000 lira verebilecek kadar kendimi hazır hissediyorum. Tamam. Ben hazır hissediyorum da patron aynı fikirde mi ondan emin değilim. Bir de ben biliyorsunuz perşembe güne kadar bir izin yapacağım. Perşembe İstanbul'a geri dönmüş olacağım. Perşembe sabahı canlı yayında olacağım. Ola ki perşembe sabahı canlı yayında değilim. Anlayın ki bugün verdiğim üçlükler beni yolda dar. Tam olarak yine söyleyemedim söylemek istediğimi. Hazırsan... Hazırım. Bana başla diyeceksin, ben de senin süreni, yani tam bir dakikanı başlatacağım. Tamam, başla. Bir daha başla desene, yanlış. Başla. Aşçının yardımcısına ne denir? Başka yardımcısı. Aşçının yardımcısı, aşçı. Ha, kirak pardon. Hayır, aşçı yardımcısı, aşçı bir şeyi. Aşçı nesi? Aşçı yama. Mükremin abi olarak tanıdığımız Vizontel organize işlerde sayısız filme imza atan... Yılmaz Erdoğan. Kız tarafından hazırlanan ve evlenirken yeni evine büyükşehir statüsünden sonra bu kentlerdeki köyler ne olarak adlandırılmaya başlandı? İlçe bilemedim. Hayır. Mahalle. Wow! Amerika kıtasını ikiye ayıran önemli su geçidinin adı nedir? Ne kanalı? Panama. Arap atı ırkı içerisinde erkekliğin, gücün ve dayanıklılığın sembolü olan türün adı nedir? At mı? Evet, o bir at çeşidi. Arap atı. Küheylan. Tahinin ana maddesi nedir? Tahin. Çabuk. Susam. Kör bağırsağın ince bir parmak gibi son bölümüne ne ad verilir? Apandiks. Doğru cevap. Apandis olması lazım oranın zaten. Apandis hasta olunca apandisit oluyor. ama maalesef süreyi bitirdik. 8. soruydu. 8. 9. soruya geçmiştik. Neyse. Ya hem Küheylan'da çok vakit yedik, Panama'da yedik. Evet. Yamak'ta yedik. Ben onu başkan olarak anladım. O yüzden orada şey yaptım. Aşçının yardımcısına. Aşçının yardımcısına. Evet. Bu sefer olmadı ama biliyorsun 15 gün sonra tekrar katılabilme şansın var. Aynen öyle. Şansın devam ediyor. 15 gün sonra tekrar bekliyoruz. Bu arada evdeki herkese bizim adımıza, Gevezenin Oyunu ekibi adına sevgilerimizi ilet ve iyi bayramlar de lütfen. Sevgiler bizden. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Kocaman kocaman öpücükler yolluyoruz İstanbul'dan. Canlı yayın stüdyomuzdan, Süper FM'den. Ve bir baraj sorusu daha sorayım da öyle haber merkezine bağlanayım istiyorum. Hazırsanız baraj sorusu geliyor arkadaşlar. Bayramda şeker toplayan iki çocuk poşetlerindeki eşit miktardaki şekeri tek bir poşette birleştirmiş ve içinden toplam 7 tanesini yemiş. Geriye 23 tane şeker kalmış. Bu çocukların başlangıçtaki her birinin poşetinde kaç şeker varmış? Soruyu bir daha sorayım, aynen böyle. Bayramda şeker toplayan iki çocuk poşetlerindeki eşit miktardaki şekeri tek bir poşette birleştirip içinden toplamda 7 tane şeker yemişler. Geriye 23 şeker kalmış. Bu çocukların başlangıçta her birinin poşetinde kaçar tane şeker varmış? Doğru yanıtları
WhatsApp'tan istiyorum. WhatsApp numaramız da 0533 0407 700. 3000 lira için yarışma fırsatı bu sorunun ucunda. Herkesin içinde bir kıpır kıpır böyle bir durum var. İşe gidenler de, bugün çalışanlar da, ki bazılarınız bazılarınız çok şanslı, bugün iş yerleri onların kapalı, bizi dinlemiyorlardı. Ama bizi dinleyip bizden 3000 liraları, patron 3000 derken benim dilim sürçtü. En başta 3000 dedim, o yüzden 3000 vermişim yanlışlıkla. Elimden kaçtı. Normalde 1000 veriyorduk. Herkes de beni uyarmadı. Benim suçum değil. Türkiye'de de hikayeler böyle olur ya. Hiç kimsenin suçu değil, hep başkasının suçu. O bizim annelerimizle alakalı. Kafayı çarpıyoruz, büfenin köşesine çarpıyoruz ya da masaya çarpıyoruz. Annemiz ne yapıyor? Masayı dövüyor. Bize ne öğretiyor? Hiçbir şeyin sorumluluğu bende değil, masanın suçu. Yok öyle bir şey, şaka bir yana. Günün sonunda bugün 3000 liralarımızı da verdik. Verdik mi? Verdik. Bende kalmadı paralar. 1000 verecektik ama kıyamadım, geveze çıldırdı yaptık. Bayram ya, bayram ya. Yarın var mı yarışma diyen dinleyicimize, yarın yok, yarın bayram. Üstelik ki ben perşembe güne kadar da izinli olacağım ama canlı yayında gevezenin oyunu devam edecek mi edecek, nasıl? Nasıl merak ediyorsanız dinleyin. Size sürprizler yaptık. Ve şu anda hattımda da bir dinleyicimiz var. Aslı, günaydın. Merhaba, günaydın. Aslı, neredesin şu anda? Şu an İstanbul'dayız, Ataşehir'deyiz. Aslında bir yandan evden çalışıyorum. Telefonun biraz daha çektiği bir yerden bizimle konuşsan ne güzel olur. Tamam, bakalım. Ya benim için bir sıkıntı değil. Beni çekiyor mu? Evet, şimdi daha temiz duyuyorum seni. Ne iş yapıyorsun, tamam. Aslı? Ben bilişim sektöründeyim, içerik editörüyüm. Uluslararası ilişkiler mezunuyum ama başka bir şeyle uğraşıyorum. Bayağı evde çalışıyorsun Arefe günü. Evet, çalışıyorum. Evet, maalesef diyeceğim, çalışıyorum. Bir yandan sizi dinliyoruz. Evli misin? Evli değilim, bekarım. Peki şey, ne derler, böyle özel biri var mı hayatında? Evet, yanımda erkek arkadaşım var. Zaten o bayılıyor, arayıp duruyordu. Ben yazdım, bana çıktı. Anladım, harika. Biraz şaşkınız. Yok, o bayılıyor, o dinliyor, bana çıktı. Ya bana sen çıktı. Şimdi bunu söyledikten sonra benim soracağım kuantum fiziği sorularını nasıl bileceğim bilmiyorum. Bilmiyorum. Hadi artık ona göre sorun lütfen. Aa, bilmiyorum. Yok, ben de dinliyorum ama tabii hissesiyle oldu, yani öyle söyleyeyim. Ya peki şimdi bugün 3000 lira için yarışıyoruz ya. Evet. Az para değil 3000 lira. Güzel para. Yani nereden? Daha yeni tatilden geldim. Para lazım. Evet, tatilden geldiyseniz yalnız para değil, büyük ihtimalle hazine sandığı da lazım olabilir. Biz yetişmeyebiliriz. Evet, olduğu kadar. 3000 lira da fena değil aslında, değil mi? Değil, güzel para. İstiyoruz, bekliyoruz, heyecanlıyız. Şimdi soru şu. İlk önce şöyle bir zarfı açalım, kıralım. Erkek arkadaşın da bu arada şey yapabilir, ne derler, dinleyebileceği bir formasyona bence geçsin. O da yardım etsin sana. Evet, bir yandan kulaklığı taktı o da. Yalnız bir şey söyleyeceğim. 3000 evet. Lira var elimde. 3000 lira. Vallahi güzel. Var elimde. Elimde şu anda gerçekten 3000 lira var. Nakit. Nakit. Yani şu an bu sorular 3000 liralık sorular. Ay, çok heyecanlıyız. Hatta yani 3000 lirayı vereceğiz ve bir üstüne de 10 saniyede falan vakit kalır. 10 saniyede vakit kalır. Güzel. Güzel, kolay sorular. 10 saniyede 3 soru daha sorayım, 20.000 lira için yarışalım. Bak gülmeyin, bunlar gelecekte neler yapacağımın habercileri. Bunlar geliyor. Sadece patronu kandıramadım şimdiye kadar. Yani ama bir şeyi ne kadar çok söylersek o kadar olabilme şansı var. O yüzden ben ısrarla söylemeye devam ediyorum. Bak, bayramda çok para verelim. En son 10 bin lirayı yapıştırdık. 10 bin lira. Evet. Yok, bayramda o geçti. O dündü. Onu kaçırdınız. Bugün 3000. 3000. Sağımız solumuz belli değil. Yani gevezenin oyunu dinleyin. Bir gün hakikaten geveze tamamen çıldırdı deyip 20-30 bin lira içinde burada yarışabilir miyiz? Yarışabiliriz. Yani ertesi gün ben tekrar yayın yapabilir miyim onu bilmiyorum. Ama en azından yapıştırabilirim. Hazır mısın? Hazır mıyız? Hazırız, evet. Peki, siz eğer orada hazırsanız ben de hazırlıklarımı tamamladım.
Kendini hazır hissettiğinde başla diyeceksin. Ben de senin süreni başlatacağım. Başlayalım. Türkiye'de kaç deniz vardır? Kaç deniz? Çabuk. Üç deniz. Değil. Üç. Hayır. Dört. Evet. Treni kim kullanır? Makinist. Tilki kaç ayaklı bir hayvandır? Dört. Rütün anlamı nedir? Radyo televizyon üst kurulu. Hatay'ın ülkemiz topraklarına katıldığı yıl hangi yıl? 1938. 38'de başladı. Kaç yılında katıldı? 39. Evet. 1282 gramlık eski ağırlık ölçüsü birimi nedir? Aa, sana peki. Hayır, o ok. Oka. Evet. Bir daha söyle. Oka. Oka. Hadi onu saydım. Evet. Aç bilaç bekledi cümlesindeki bilaç nedir? Aç bilaç. Evet. Çaresi olmayanlar ne denir? Çaresiz. Evet. Japonya'nın kaç ülkeyle sınırı vardır? Hiç yok. A takımının kaptanı olarak tanıdığımız Savaşay doğru cevap ama bir sorum daha kalmıştı. Bir sorum daha kaldı Japonya. Bir sorum daha kalmıştı. Japonya. Evet. Aslında biliyorum. Evet, bildiğini de biliyorum. Ya bir soruyu neydi acaba? Keşke duysaydık da söyleseydik. Çok üzüleceksin. Titanic'in, Avatar'ın ve Terminator'un yönetmeni ve senaristi kimdir? Evet, Yiğit buradan söylüyor. James Cameron ya, bak biliyorsunuz. Bildiğinizi de biliyorum. Ama Japonya'nın ada ülkesi olduğunu da söyledim yani hemen. Söyledim, ben de söyledim. Evet. Ama sen niye hiç sıfır demedin? Ya çok kötü bir şey oldu. Acaba bir daha nasıl yapacağız? Nasıl bir daha katılabiliriz? Tekrar yazalım. 15 gün sonra tekrar ilk doğru yanı senden gelirse canlı yayında misafirimiz olacaksın. Ya bugün 15. olmadı. Bugün olmadı ama dinleyicilerimiz var. Bugüne kadar 3 kere üst üste katılan dinleyicimiz var. 3 kere üst üste güzel katılmış. Üst üste derken arasında 15 gün var ama 3 kere evet. Katılmış. Başarmış. Demek ki bunu yapmak mümkün mü? Mümkün. Evet, tabii birazcık bize hevesliydik, güzel olurdu para diye ama neyse, ne yapalım kısa. Vallahi olmadı. Ancak bizim bütün ekipten size çok güzel bir bayram olsun dileklerimizi iletiyorum. Teşekkür ederiz. Sağlıklı olsun, keyifli olsun, neşeli olsun, sevdiklerimizle beraber olsun. Evet, gerçekten zaten yani orada. Gerisi vallahi çok falan, boş ya. Evet. Vallahi bile gerçekten çok boş. Hani şakası, eğlencesi. Evet ya. Unutulmaz da güzel bir anımız oldu beraber. Ama aramayı sakın ihmal etme. Daha sonra bize cevapları iletmeyi ihmal etme. Çünkü bak 3 kere yaşayıp 3.'de bizden 3.000 lira para kazanan dinleyicimiz var. Yani mümkün mü? Mümkün. Mümkün. O yüzden gözünüz kulağınız bizde olsun dedim. Bu şarkıyı da kendim için çalacağım. İnancımızdan dolayı barışmamız gerekir. Tam tersini yapmamız gerekir. Açın televizyon programlarını, yarışmaları. Herkes herkesle kavga ediyor. Böyle uzun süreli yarışmalar var televizyonlarda yayınlanan. Orada yarışmacılar var. Herkes herkese atarlı. Herkes bunu seviyor.
Eskiden o giyinmeli, modalı programlar vardı. Herkes kavga ediyordu. Yemek programları var. Herkes kavga ediyor. Bir yere gidilebilseydi dünya 5000 yıldır 10 numara bir yer olurdu. Çünkü son 5000 yıldır dünyada savaşılmamış, dünya üzerinde savaşın olmadığı herhangi bir gün olmamış. Hep kavga etmişiz. Savaşla bir şeyler çözülebilseydi şimdiye çözülürdü. Dünyada büyük refah olurdu. Ama yok. Niye? Savaşmaya devam ediyoruz. Diğeri değil mi? Hep o. Karşı tarafta suçlu olarak sizi görüyor. Dolayısıyla kavgalar çözümlenmiyor. Oysa ki büyüklük nedir biliyor musunuz? Barışmaktır, elini uzatmaktır. Affetmektir. Hayır ben affetmem, affedemem diyorsanız büyük olamıyorsunuz. Artık olmamışsınız demektir. Oysa ki bayram olma zamanıdır. Hepinize güzel bir bayram diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, keyifli, neşeli, hep beraber, ailemizle beraber, sevdiklerimizle beraber 10 numara bir bayram olsun. Bizde gelenektir. Küçükler gözlerinden, büyükler ellerinden öpülür. O yüzden geleneği bozmayacağım. Küçüklerin ellerinden, büyüklerin de gözlerinden öperim. Her şey yeteri kadar olsun bu bayramda. Sizi çok seviyorum. Ben ve ekip adına Perşembe gününe kadar hoşça kalın.